Bunu söylüyor, söylemesi hani onun işini kötü yapıyor anlamına gelmiyor. Bu rahatlığa sınırlarını aşmama kaydıyla tabii. Bütün hocalarımızın, bütün spor dünyamızın rekabeti bu rahatlıkla birlikte harmanlayıp sürdürmelerini temenni ediyoruz. Değil mi Serdar? Sen de ediyorsun. Evet. Onun dışında gerçekçi bir insan tabii Sergen. Söylediklerinin içinde hangimizi rahatsız eden bir şey oldu? Hiçbirimizi. Hepimiz ve aslında söyledikleri genel ezberin dışındaydı. Demek ki zaman zaman ezberin dışına çıkmamız gerekiyor. Yani kendimizi ezber diye dayattığımız şeylerin aslında hayatı sıkıştırmaktan başka bir işe yaramadığını anlıyoruz. Sergen işte bize bir ipucu veriyor aslında. Hani koronanın faydalarından biri de Sergen gibi insanların gerekliliğinin sayısının artması gerektiğine dair bize bilgi vermesi oldu ya. Bizi bilgilendirdi. Bir katarsis yaptı yani. Katarsis hani bir konuyu size dayatır acılar ve hazlar üzerinden sizi bir yere yönlendirir. Sergen katarsisimiz oldu, bizi bir yere yönlendiriyor. O farkında bile olmadan yapıyor bunu çünkü o doğalını yaşıyor. Zaten doğal olarak böyle davrandığı için kıymetli oluyor. Sergen'in söylemlerinden sonra Serdar az önce bir şey söyledi, aklıma takıldı. Aslında bir ay öncesinden başladık bu konuşmaları yapmaya neredeyse. Bilim adamları ilk konuyla ilgili tespitlerini yaptıklarında biz de okuyup arka arkaya sıraladığımızda bunları şunu anlamıştık aslında, görmüştük. Ya da görmek isteyenler görmüştü. Ya bu sezon futbol oynanamayacak yani çok belli oldu. Hatta UEFA'nın, FIFA'nın peş peşe aldığı kararlara bakınca 2020-21'in de çok sağlıklı bir şekilde oynanabileceğine dair işaretler alamıyoruz. Yani çünkü yaşadığımız bir pandemi. Ve virüsün nerede duracağı konusunda tahminler var fakat bilim tahminle gitmiyor biliyorsun. Kesin bir şey koyabilmeli ki, bir öngörüde bulunabilmeli ki bir takvim belirlensin. O yüzden bütün herkes hesaplamalarını, planlamalarını sanki işte bu sezonun hiçbir şekilde futbolla devam edemeyeceğini, 2020 yılının diyelim. Ve planlamaların 2020-21 üzerinden yapılması gerektiğini sanki UEFA da söylüyor bize, FIFA da söylüyor ve en önemlisi tabii bilim adamları da bunu sürekli söylüyorlar. Planlamalarımızı ona göre yapmak zorundayız. 2020'de futbol yok kardeşler. Yani tabii resmi bir açıklama henüz hiçbir kurumdan gelmedi ama en azından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı, geçen günlerde yaptığı açıklama çok çok önemli. Milliyet gazetesinden Bilal Meşe'ye konuşmuştu Nihat Özdemir ve playoff konusu da tescil konusunda şu anda gündemimizde yok. Biz tamamen hani bilim kurulunun, Sağlık Bakanlığı'nın, işte UEFA'nın, FIFA'nın vereceği kararlara göre hareket edeceğiz dedi aslında Nihat Özdemir de. O anlamda sanki işin ucu bu noktada da biraz açılmış oldu Serdar Sezda. Zaten daha önceki kararlarda da futbol gündemimizde polemik yaratan birçok kararda da işin ucu bilim kuruluna dayanıyordu, devlete dayanıyordu. Sonuçta burada ligleri kim askıya aldı? Kimin ağzından duyduk? Spor Bakanımızın ağzından duyduk. Gençlik ve Spor Bakanımız. Sonuç itibariyle böylesine durumlarda federasyonlar tek başına karar alamaz, alamaz. Bu şu demek değildir yani. Federasyonu devlet yönetiyor, şu parti yönetiyor falan değil. İtalya'da da öyle oldu. Şu anda hepimizi pandemi yönetiyor. Evet, şu an hepimizi koronavirüs yönetiyor. Yani İtalya'da da öyle oldu. İspanya'da da devlet kararı alındı. İngiltere falan, Amerika, hep bütün sportif faaliyetler. Olimpiyat ertelendi ya. Yani ertelenip ertelenmeyeceğini devletler karar alıyor aslında. Yani sana raporunu veriyor. Böyle böyle bir risk var. Sen de federasyon olarak veya olimpiyat komitesi olarak o riske bakıyorsun. Bu iş sakat diyor. Kaç memleketten, kaç ülkeden insan gelecek oraya? Aslında gerçekten kararı Selahattin Kılıç'ın söylediği çok doğru. Kararı gerçekten salgın alıyor. Mesela olimpiyat konusunda biliyoruz Japonya Başbakanı çok direndi ertelenmemesi için ama yapabileceğiniz bir şey yok bu noktada. Ama kimse Japonya'da kızdılar mı adam? Hayır. Adam bakıyor. Karşı hamle ne? Şimdi koronavirüs, pandemi hangi taşın oynadı? Piyonları bitti. Baba taşları oynuyor şu an yani şahları, mahları, vezirleri, kaleleri. Sen de ona göre hamle yapıyorsun. Sonuçta adım adım gidiyor. Bir yandan da ekonomim var. Bir yandan da birçok faaliyetleri var. Bir yandan da ülkenin psikolojisi önemli. Halk psikolojisi, toplum psikolojisi de çok önemli. Bu şeyle bakmak lazım. Yani bir şey, yani Türkiye Futbol Federasyonu aynı anda Milli Eğitim Bakanı, Sağlık Bakanı, Genelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı olamaz. Sonuçta yukarıdan gelen raporlar doğrultusunda. Bak emir demiyorum. Tavsiyeler doğrultusunda. Dolayısıyla bir camiayı, yani Beşiktaşlılar
veya Galatasaraylılar veya Fenerbahçeliler, Trabzonlular bir cami olarak oraya yüklenmemesi lazım. Demek ki ben en çok eleştirmiş adam benim. Belki de 19.05'te bana deli dediler. Tesadüf değildir. Ben bunun için arkasında şey arıyorum. Art niyet arıyorum. Başka işler arıyorum. Toplumu kutuplaştırıyor. Bana deli dediler. Nereye geldik? Orhan Veli'nin bir şiiri geldi aklıma. Kendini başıma sokakta yürüdüğümü düşündüğümde insanların bana deli diyeceğini düşünerek sokakta gülümseyerek yürüdüğüm gibi bir şey bu. Gülümsediğimi farkına vardığım zamanlarda insanların bana deli diyeceğini düşünerek evet. gülümsüyorum. Yani kötü bir şey değil deli zaten. Değil. O kadar yok, ben alınmıyorum zaten. Çünkü yani toplumlarda deli denilen adamlar hep zaten aklı başında. Onlardan toplumdan çok önde olduğunu ben kendim için söylemiyorum. Yani biri bana deli dediği zaman ben alınmıyorum. Bir siyasetçimizin dedesi Laz, bir siyasetçi ismini anmayalım, gerek yok. Ona derlermiş ki deli Şevki, diyorlar ki Rizeli bir abimiz, amcamız, dedemiz. Sana niye deli Şevki diyorlar? O da diyor ki dünyada diyor kimsenin hakkını yemeyip kimseye boyun bükmeyeni deli derler dedi. Öyle. Şimdi o öyle bir delilik tanımı da var. Şevki amcamıza Allah rahmet eylesin. Şimdi bu iş nereye gider abi? Sergen Hoca dedi ki Mayıs'tan önce değil mi? Evet. Mayıs'tan önce antrenmanların başlaması ben çok zor bir ihtimal olarak görüyorum kendisine. Dedi. Fakat futbol bitmez. Onu da belirtelim. Bir kadın dostumla dün tartışıyorduk. Gerçi Ilgaz Çınar da o konuyla ilgili. Futbol neye bitsin ki zaten? Şöyle futbol işte hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Serdar çok özür diliyorum. Bir son dakika gelişmesi şu an ekranlarınızda görüyorsunuz. Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması. Başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın testi pozitif çıktı. Bilgisi geldi. Son dakika olarak biliyorsunuz Galatasaray'da önce Abdurrahim Albayrak'ın testinin pozitif çıktığı bilgisi gelmişti. Ardından teknik direktör Fatih Terim'in testi pozitif çıkmıştı. Bunun üzerine tüm takım Başkan Mustafa Cengiz ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da testten geçirilmişti. Dün gelen bilgiler Başkan Mustafa Cengiz'in testinin negatif çıktığı yönündeydi. Ancak bir son dakika gelişmesi olarak Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testinin pozitif çıktığı bilgisi geldi. Tabii ki Yusuf Günay'a da çok çok geçmiş olsun diliyoruz. Ya bunu duyunca iyi ki Galatasaray Beşiktaş maçı berabere bitmiş ha. Yani Galatasaray gol atmamış diye düşünmeden edemiyor insan. Tabii canım, bir de Sevinç Memiç olsa birbirlerine sarılsalar. Yusuf Bey veya Beşiktaş kanadında böyle bir şey olsaydı. Yusuf Bey 55 yaşında çok kolay atlatacaktır. Yani pozitif çıkması İnsanlar da böyle bir içini burkmasın. Hani çok yoksa. İyi bir haber değil bu ama. Yani pozitif çıkması, negatif çıkse daha iyi tabii ama çok kolay atlatacağını düşünüyorum. Çok özür diliyorum. Hemen bir bağlantımız olacak. Muhabir arkadaşımız Emre Kaplan telefon attığımızda. Emre Kaplan, Yusuf Günay'ın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Detayları senden alalım. Teşekkürler Ezgi. İki gündür hastanedeydi Sayın Yusuf Günay. Testin ardından tedbir amaçlı olarak hastanede tutuluyordu ki kendisi de süreci şahsi sosyal medya hesabından duyurmuştu aslında. Fatih Hoca'nın testinin pozitif çıkmasının ertesi gününde hastaneye geldi Sayın Yusuf Günay. Testini yaptırdı. Son dönemde geçirdiği bir böbrek ameliyatı vardı ve bu nedenle gözetim altında tutulacağı bilgisi vardı elimizde aslında. Sonrasındaki süreçte kendisi tedavi sürecinin başladığını ifade etmişti ve bugün itibariyle de testinin pozitif çıktığı açıklandı Sayın Yusuf Günay'ın. Böylelikle Galatasaray'da Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay iki başkan yardımcısı ve Galatasaray teknik direktörü Sayın Fatih Terim şu an itibariyle koronavirüs testleri pozitif çıkan ve tedavileri devam eden isimler oldular. Yusuf Günay şahsi sosyal medya hesabından bir mesaj da yayınladı. Covid testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi. Tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum şeklinde bir mesajla kendi durumunu da ifade eden bir mesaj paylaştı. Sayın Yusuf Günay, biz de acil şifalar dileyelim kendisine. Emre Kaplan, ben şunu da sormak istiyorum. Tabii hem Fatih Terim hem Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesaplarından durumlarıyla ilgili güncel gelişmeleri aktarıyorlar ama sende herhangi bir bilgi var mı konuyla ilgili? Dün Sayın Abdurrahim Albayrak durumun niye gittiğini ifade etmişti. Tedavi süreci bugün 9. gününde Sayın Albayrak'ın. Tabii ki bu kuluçka süresinin ve 14 günlük sürenin tamamlanması da bekleniyor bu tip durumlarda. İki isim için de hem Abdurrahim Albayrak için hem Fatih Terim için
durumun iyiye gittiğini, tedavi sürecinin iyi seyrettiğini söyleyebiliriz. Fatih Terim için durum biraz daha iyi gibi gözüküyor. Zaten minimum bulgulardayken Fatih Hoca hastaneye başvurmuş ve testini yaptırmıştı. Öksürük şikayeti devam ediyordu ve şu an itibariyle de tedavisi sürdürülüyor. İzole bir şekilde bir sürü hastanede tabii ki bu sürecin geçmesi bekleniyor. Ama iki isim için de güzel şeyler duyduğumuzu, iyiye gittiklerini söyleyebiliriz.